böbreklerde problem var diyelim. Bununla ilgili ne var elimizde? Hı hı. Şu gördüğünüz huş ağacı. Huş. Şöyle kedicikleri var. Böyle bir kedicik. Yani polen, bu daha olgunlaşmamış polen haline gelecek. Bundan milyonlarca çevreye polen yayılacak, çiçek tozu. Döllenmek için. O kadar çok polen var bunda. Bu huş ağacının gövdesi beyaz, büyük ağaç. Yani diyelim ki 20 metre, 30 metre büyüklüğünde ağaçlar var. Hı hı. Bunun gövdesine kulağınızı yasladığınızda içinden hışır hışır su akar. Çok yüksek ağacın oranda. Ağacın içinden mi? Evet evet. Ağaç çeker böyle 70 litre su çekiyor. Yani nereye gidecek bu su? Hışır hışır ediyor yani. Fark ediyorsun içinden su aktığını. Bu aldığı suyu şu yapraklarıyla neye dönüştürüyor? Eterik yağa dönüştürerek çevreye yayıyor. Yani bitkisel antibiyotik, bakteri, virüs ve mantarı yok edici bir eterik yağ. Yani uçucu esans yayıyor çevreye. Böyle bir ağacın çevreye katkısı 250 bin euro. 250 bin. Bir ağacın değeri. Çevreye katkısı. Bir ağacın. Huş ağacının birleşiminde, yaprağında hı hı. ve kabuğunda, hı hı. kabuğunu soyduğunuzda betülin denen kabuğunda ve yaprağında bir madde var. Bu betülin aside dönüşür. Betülin asit ne işe yarar? Böbrekleri temizler, romatizmaya karşı etkili ve cilt kanserine karşı etkili.